Küçük Prens. Leon Verte. Bu kitabı bir büyüğe sunuyor olmamdan dolayı çocuk okurlarımın beni hoş görmelerini dilerim. Bunu yapmamın çok ciddi bir nedeni var. O benim dünyadaki en iyi arkadaşım. İkinci nedenim de şu. Bu adam her şeyi anlıyor, çocuk kitaplarını bile. Üçüncü bir nedenim daha var. Fransa'da yaşıyor şu anda. Aç ve üşüyor. Biraz yüreğinin ısıtılması ona iyi gelir. Eğer bütün bu nedenler size yeterli gelmiyorsa, o zaman ben de bu kitabı onun çocukluğuna armağan ederim. Bütün büyüklerin bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Pek azı bunu hatırlasa da. Neyse, sunuşumu şöylece değiştiriyorum. Leon Vert'in Çocukluğuna Birinci Bölüm 6 yaşındayken ilk çağın ormanlarını anlatan Gerçek Öyküler adlı bir kitapta çok güzel bir resim görmüştüm. Bir boğa yılanı avını yutmak üzereyken resmedilmişti. İşte bu çizimin bir kopyası. Kitapta şunlar yazılıydı. Boğa yılanı avını çiğnemeden bütün olarak yutar ve hareket edemez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için altı ay boyunca uyur. Bu orman maceraları üzerinde uzun uzun düşündüm. Sonra renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Bir nolu resmim işte şöyle bir şeydi. Şaheserimi büyüklere gösterdim ve korkup korkmadıklarını sordum. Ama onlar korkmak mı? ''Bir şapkadan niye korkalım ki?'' dediler. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanını çizmiştim ben. Neyse büyükler anlayabilsin diye başka bir resim daha çizdim. Bu kez boğa yılanının midesindeki fili açık seçik göstermiştim. Şu büyüklere hep açıklama yapmak gerekiyor. İkinci resmimse şöyle bir şey oldu.'' Bu kez büyüklerin cevabı boğa yılanını içten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp coğrafya, tarih, aritmetik ve gramerle ilgilenmemi tavsiye etmek oldu. Böylece 6 yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. İlk iki resmimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler kendi başlarına hiçbir şeyi anlayamıyor, çocuklarsa aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın hemen hemen her yerine uçtum. Doğrusunu isterseniz coğrafya bilgilerim çok işime yaradı. Şimdi bir bakışta Çin'le Arizona'yı birbirinden ayırabiliyorum. Ayrıca gece vakti kaybolduğunuzda coğrafya çok işinize yarar. Neyse, mesleğim gereği yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum. Büyüklerle çok vakit geçirdim. Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi. Ne zaman yeterince zeki olduğunu düşündüğüm biriyle karşılaşsam ona hemen bir nolu resmimi gösterdim. Bu resmi hep yanımda taşıyordum. Çünkü ilk deneyimimdi. Bakalım onu gerçekten anlayabilecek miydi? Ama hepsi bunun bir şapka olduğunu söylediler. Bu yüzden ben de boğa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim. Onlarla bridge, golf, politika ve boyun bağları hakkında konuştum. Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için mutlu oldular. İkinci bölüm İşte böyle. Çevremde gerçek sohbetler yapabileceğim hiç kimse olmadan tek başıma yaşadım. Ta ki 6 yıl önce Sahara çölünde uçağım kaza yapınca yedek. motoru arızalanmıştı. Yanımda ne bir teknisyen ne de bir yolcu olmadığı için onu kendim tamir etmek zorundaydım. Bu işin güç olacağını biliyor ama sonunda başaracağımı umuyordum. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Yanımda bana ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. Çöldeki ilk gecem kumların üzerinde uyuyarak geçti. Buraya en yakın yerleşim yeri 1600 kilometre uzaktaydı. Deniz kazası geçirerek okyanusun ortasında kala kalmış bir denizciyi düşünün. Benim durumum böyle bir denizciden çok daha vahimdi. Şimdi güneş doğarken cılız, tuhaf bir sesin beni uyandırmasına ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Bu ses, ''Lütfen bana bir koyun resmi çizin.'' diyordu. ''Ne? Bana bir koyun resmi çizin.'' Yerimden sıçradım. Şimşek çarpmışa dönmüştüm. Gözlerimi ovuşturdum ve dikkatle etrafıma baktım. Ne gördüm dersiniz? Şaşılacak derecede küçük bir erkek çocuğu gözlerini dikmiş, ciddi ciddi bana bakıyordu. Gördüğünüz bu resmi sonradan yaptım. Onun çizebildiğim en iyi resmiydi. Ama kesinlikle gerçeğin yarısı kadar bile güzel olmadığını söylemeliyim. Tabii ki bu benim suçum değil. 6 yaşımdayken büyükler yüzünden resim kariyerime son vermek zorunda kalmış, boğa yılanını dıştan ve içten gösteren resimler dışında hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Orada büyük bir şaşkınlık içinde kala kalmıştım. En yakın yerleşim yerine 1600 kilometre uzakta olduğumu unutmayın. Gel gelelim bu küçük delikanlı hiç de kaybolmuş, yorgunluktan bitip tükenmiş, açlıktan, susuzluktan ve korkudan ölmüş gibi görünmüyordu. Yerleşim yerlerinden binlerce kilometre uzakta, çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa hiç benzemiyordu. Nihayet ağzımı açabildim ve ona ''Peki ama burada ne yapıyorsun sen?'' diye sordum. Sorumu yumuşak, ciddi bir sesle yanıtladı. ''Lütfen bana bir koyun çizin.'' Merakım öyle güçlüydü ki istediğini yapmaya karar verdim. Öyle bir durumda bu yaptığım bana ne kadar saçma gelse de cebimden bir parça kağıtla bir kalem çıkardım. Fakat aniden eğitimimi coğrafya, tarih, aritmetik ve gramer üzerine yaptığımı hatırladım. Bu yüzden de küçük delikanlıya biraz da kızgın bir şekilde resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bunun önemi yok. Bana bir koyun resmi çizin, dedi. Daha önce hiç koyun resmi çizmemiş olduğum için ona boa yılanının dıştan görünüşünü temsil eden ilk resmimi çizdim. Duyduğum şeyi beni hayretler içinde bıraktı. Hayır, hayır. Ben fil yutmuş bir boa yılanı istemiyorum. Boa yılanı çok tehlikeli bir hayvandır. Fil ise hantaldır. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Bana bir koyun lazım. Bana bir koyun resmi çizin. Ben de çizdim. Resme dikkatle baktı ve "Yo, bu çok hasta bir koyun. Bana başka bir tane çizin." dedi. Bir tane daha çizdim. Küçük dostum kibarca ve hoşgörülü bir tavırla, "Bu bir koyun değil, bir koç. Bak boynuzları var." dedi. Bir çizim daha yaptım ama bu da diğerleri gibi kabul edilmedi. "Bu çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum." Sabrım tükenmek üzereydi. Bir an önce motoru tamir etmeye başlamam gerekiyordu. Ben de şu resmi karaladım. Sonra da bunu ona açıkladım. Bu sadece bir kutu. İstediğin koyun kutunun içinde. Ama küçük adamın gözlerinin parladığını görünce çok şaşırdım. Evet ben de tam böyle bir şey istiyordum. Sence bu koyuna çok fazla çimen gerekir mi? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Bence ona yetecek kadar çimen vardır. Sana oldukça küçük bir koyun çizdim. Kağıdın üzerine eğilerek, o kadar da küçük değil, bak uykuya yatmış dedi. İşte küçük prensle böyle tanıştım. Üçüncü bölüm. Nereden geldiğini öğrenmem oldukça uzun sürdü. Bana bu kadar çok soru soran küçük prens benimkileri hiç duymuyordu. Neyse ki sorduğu soruların cevaplarını biliyordum. Şu saçma dünyada oradan oraya dolaşmak işe yaramıştı. Örneğin uçağımı ilk gördüğünde ''Şu nesne de nedir?'' diye sormuştu. ''Ne yazık ki size uçağımı çizemeyeceğim çünkü bana göre oldukça karmaşık bir şey bu. O bir nesne değil, benim uçağım. Gökyüzünde uçar.'' Ona uçabildiğimi söylemekten de gurur duymuştum doğrusu. Bunun üzerine ''Ne?'' ''Yani gökten mi düştün?'' diye haykırdı. ''Evet'' dedim alçak gönüllü bir tavırla. ''Ah ne eğlenceli.'' Sonra da kahkahalarla gülmeye başladı küçük prens. Bu çok canımı sıkmıştı. Talihsizliğinle alay edilmesinden pek hoşlanmam. ''O halde sen de gökyüzünden geliyorsun.'' dedi. ''Peki hangi gezegenden?'' Bir şey yakaladığımı anlamıştım ve hemen onu sorguya çektim. ''Yani sen başka bir gezegenden mi geldin?'' Ama soruma cevap vermedi. Kibarca başını salladı bir yandan da bakışlarıyla uçağımı inceliyordu. Bununla pek fazla uzaktan geliyor olamazsın. Gözleri daldı. Uzun bir süre sonra cebinden çizdiğim koyun resmini çıkararak bu yeni hazinesini incelemeye koyuldu. Bu, başka bir gezegen konusunda bana kesin bir cevap vermemesinin merakımı nasıl artırdığını tahmin edebilirsiniz. Tabii ki ben de daha fazlasını öğrenmeye çalıştım. Nereden geliyorsun sen küçük dostum? Sözünü ettiğin bu benim yaşadığım yer neresi? Çizdiğim koyunu nereye götüreceksin? Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Çizdiğin koyunun en iyi yanı ne biliyor musun? Geceleyin onu ev olarak kullanabilecek. Elbette. Hem iyi bir çocuk olursan sana onu bağlaman için bir ip ve bir direk de çizerim. Ama Küçük Prens bu söylediklerime çok şaşırmıştı. Bağlamak mı? Ne komik bir fikir. Ama eğer onu bağlamazsan başı boş kalır ve kaybolur. Küçük dostum yine kahkahalara boğuldu. Ama nereye gidebilir ki? Her yere, burnunun doğrusuna. Bunun üzerine küçük prens ciddi bir tavırla, bir şey olmaz, benim yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki, dedi. Ve ardından belki de biraz üzüntüyle ekledi. Orada burnunun doğrusuna giden birisi pek fazla uzaklaşamaz. Dördüncü bölüm. Böylece önemli bir şey daha öğrenmiş oldum. Geldiği gezegen bir evden daha büyük değildi. Ama aslında bu beni pek de şaşırtmadı. Dünya, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi büyük gezegenlerin haricinde isimsiz yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum. Bu gezegenlerin bazıları öyle küçüktür ki onları teleskopla bile fark etmek güçtür. Gökbilimciler bunlardan birini keşfettiklerinde ona isim yerine bir numara verdiler. Örneğin, asteroid 325 derler ona. Küçük Prens'in geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu zannediyorum. Böyle düşünmek için iyi nedenlerim var. Bu asteroit yalnızca bir kez bir Türk gökbilimci tarafından 1909 yılında görüldü. Gökbilimci bu keşfini bir uluslararası astronomi kongresinde açıkladı. Ama tuhaf giysileri yüzünden kimse ona inanmadı. Büyükler böyledir işte. Neyse ki bir Türk önderi ölüm döşeğindeyken halkının Avrupa tarzı kıyafetler giymesini emretti ve gökbilimci bu keşfini 1920 yılında şık bir kıyafet içinde yeniden sergiledi. Bu kez keşfini herkes kabul etti. Asteroid B612 hakkındaki bu açıklamaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. Kaç yaşında, kaç kardeşi var, babası kaç lira kazanıyor gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler. Onlara pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm. Pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı diyecek olsanız, böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara yüz bin dolar değerinde bir ev gördüm demeniz gerekir. O zaman, ah ne kadar güzel bir ev diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara, küçük prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır deseniz, omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır. Ama onun geldiği gezegen asteroid B612 derseniz size inanacaklar ve sorular sormaya başlayacaklardır. Onlar böyle işte. Bu zayıflıklarından yararlanmak doğru olmaz. Çocukların yetişkinlere karşı daima anlayışlı olmaları gerekir. Ama yaşamı gerçekten anlayan bizlerin şekillere ihtiyacı yoktur. Hikayeme masal anlatır gibi başlayabilirdim. Bir zamanlar bir küçük prens vardı.'' Kendisinden pek de büyük olmayan bir gezegende yaşardı ve bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Diyebilirdim, hayatı gerçekten anlayan bizler bunu daha gerçekçi bulurduk. Kitabımın baştan savma okunmasını istemediğimden küçük prensle ilgili anılarımı yazarken çok zorluk çektim. Bu küçük arkadaşım koyunuyla birlikte gittiğinden bu yana tam 6 yıl geçti. Onu tarif etmeye çalışıyorum. Çünkü onu unutmak istemiyorum. İnsanın bir dostunu unutması üzücüdür. Herkes bir dost sahibi olmayabilir. Ve eğer onu unutursam, şekillerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen yetişkinlere benzerim. İşte bu yüzden bir kutu boya kalemi ve birkaç kurşun kalem aldım. Benim yaşımda biri için, özellikle de 6 yaşındayken yaptığı, içten ve dıştan iki boğa yılanı resmi dışında hiçbir şey çizmemiş bir adam için yeniden resim yapmaya başlamak oldukça güç bir iş.'' Resimlerimin mümkün olduğu kadar gerçekçi olmasına çalışacağım ama bunu başarabileceğimden emin değilim. Bir çizim gayet iyi giderken diğer bir çizim gerçeğine hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da hatalar yapıyorum. Bazen küçük dostum olduğundan daha uzun boylu, bazen de daha kısa görünüyor. Giysisinin renginden de emin değilim. Bu yüzden de elimden gelenin en iyisini yapıp el yordamıyla iyi kötü bir şeyler çıkarmaya çalışacağım.'' Bazı önemli detayları da yanlış çizebilirim ama beni bağışlamalısınız. Küçük dostum bana hiçbir şeyi açıklamadı. Herhalde benim de kendisi gibi olduğumu sanıyordu. Ama ne yazık ki ben kutuya baktığımda koyunları göremiyorum. Belki de yetişkinlere bir parça benziyorum. Yaşlanıyorum. Beşinci bölüm. Biz yine hikayemize dönelim. Burada geçirdiğim her gün küçük prensin gezegeni oradan ayrılışı yolculuğu hakkında yeni şeyler öğrendim. Çok yavaş oluyordu bu. Baobab felaketinden. Baobab ağacı Hindistan ve Seylan'da yetiştirilir. Geniş gövdesi ve kabuklu, büyük, yenebilen meyveleri vardır. Ancak üçüncü gün haberim olmuştu. Bunu yine çizdiğim koyuna borçluydum. Çünkü bu konuda ciddi bir şüpheye kapılan küçük prens bana aniden ''Koyunlar küçük çalıları yerler, öyle değil mi?'' diye sormuştu. ''Evet, bu doğru.'' dedim. Bunu duyduğuma sevindim. Bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Küçük prens, o halde baobabları da yerler mi? diye sürdürdü sorusunu. Ona bağbapların küçük çalılar olmadığını, birkaç katlı bina büyüklüğündeki ağaçlar olduğunu anlattım. Yanında bir fil sürüsü götürsem bile tek bir bağbap ağacını yiyip bitiremezler dedim. Küçük prens bu fil sürüsü lafına kahkahalarla güldü. Götürdüğüm filleri üst üste dizmem gerekirdi dedi. Sonra bilgiç bir tavırla bağbaplar da başlangıçta küçüktürler diye ekledi. Elbette öyle. Peki ama koyunun bu küçük bağbapları yemesini neden istiyorsun?'' sanki burada anlaşılmayacak bir şey yokmuş gibi, ''Hadi yapma.'' dedi. Benimse bunun ne anlama geldiğini çözebilmek için bir hayli düşünmem gerekmişti. Her gezegende olduğu gibi küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı bitkiler vardı anlaşılan. Yararlı tohumları yararlı bitkiler, zararlı tohumları ise zararlı bitkiler meydana getiriyordu. Ama tohumlar görünmezdirler. Toprağın derinliklerinde uyurlar. Sonra bir gün bir tanesi uyanmaya karar verir.'' Önce ürkek ürkek gerinir, sonra yüzünü güneşe çevirmiş sevimli bir filiz olarak çıkar ortaya. Bu haliyle tamamen zararsızdır. Eğer bu bir turp filizi ya da gül fidanıysa dilediği gibi büyümesine izin verilir. Yok eğer yabani bir bitki ise derhal sökülmelidir. İşte küçük prensin gezegeninde de böyle zararlı tohumlar vardı. Bunlar baobab tohumlarıydı. Küçük gezegenin her yerini istila etmişlerdi. Eğer bir boğaba filizini zamanında sökmezseniz ondan bir daha asla kurtulamazsınız. Gezegenin her yerini kaplar. Kökleri toprağın derinliklerine doğru ilerler. Eğer gezegeniniz çok küçükse ve boğabaplar da fazlaysa o zaman gezegen patlayabilir. Bu bir terbiye meselesi demişti küçük prens daha sonraları. Sabahleyin kendi bakımınızı yaptıktan sonra sıra gezegenin bakımına gelir. Bunu büyük bir dikkatle yapmalısınız. Küçük baobab filizleri gül fidanlarından ayırt edilebilecek kadar büyüdüklerinde onları sökmelisiniz. Bu sıkıcı bir iştir ama oldukça kolaydır. Sonra bir gün bana tüm bu konuştuklarımızı anlatan bir resim çizmemi öğütledi. Böylece benim yaşadığım yerdeki çocuklar bunları anlayabilecekti. Eğer bir gün seyahate çıkarlarsa bunları bilmek işlerine yarayabilir. Bazen insan bugünkü işini yarına bırakabilir. Ama baobablar konusunda bunu yaparsanız sonuç felaket olur.'' Tembel bir adamın gezegeninin Baobablar tarafından istila edildiğini biliyorum ben. Bu gördüğünüz resmi küçük prensin tariflerine göre yaptım. Öğüt vermekten pek hoşlanmam ama herkes bir gün yolunu kaybedip bir asteroide düşebilir ve Baobab tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Bu yüzden bir seferlik bunu yapacağım ve ''Çocuklar, Baobablara dikkat edin'' diyeceğim. Bunu yapmamın sebebi benim gibi Baobab tehlikesinden haberdar olmayan dostlarımı uyarmaktır.'' Bu yüzden de bu resim üzerinde çok çalıştım. Bu resmin neden diğerlerinden daha etkileyici olduğunu merak edebilirsiniz. Denedim ama diğerleri bu kadar başarılı olmadı bile. Baobabları çizerken önemli bir iş yaptığımı düşünmüştüm çünkü. Dostlarım için endişelenmiştim. 6. Bölüm Ah küçük prens! O küçük gezegendeki mutsuz yaşamını yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Uzun bir süre için tek eğlencen güneşin batışını izlemek olmuştu. Bunu tanışmamızın dördüncü sabahında öğrenmiştim. Bana, güneşin batışını izlemeyi çok severim. Hadi gidip izleyelim demiştin. Ama beklememiz gerekiyor. Neyi? Güneşin batmasını. Bu sözlerime başlangıçta çok şaşırmıştın. Ama sonra kendi kendine gülerek, kendimi hala evimde sanıyorum galiba demiştin. Gerçekten de öyleydi. Herkesin bildiği gibi Amerika'da güneş tam tepedeyken Fransa'da batmaktadır öğle vakti güneşin batışını izlemek isteyen bir Amerikalının bir dakika içinde Fransa'da olması gerekir. Ne yazık ki bu da pek mümkün değildir. Ama senin minik gezegeninde yapman gereken tek şey sandalyeni bir iki adım ilerletmek. Orada istediğin zaman güneşin batışını izleyebilirsin sen. Bir keresinde güneşin batışını tam 44 kez izlediğini anlatmıştın bana. Sonra da şöyle demiştin. Bilirsin, insan çok mutsuz olduğu zamanlarda güneşin batışını izlemeyi sever.'' peki sen mutsuz muydun diye sormuş ama yanıt alamamıştım senden. 7. Bölüm Beşinci gün, küçük prensin yaşamıyla ilgili yeni bir sırrı daha keşfettim. Bu yine çizdiğim koyun sayesinde olmuştu. Sanki bu konuyu uzun süre düşünüp taşınmış gibi aniden bana ''Koyunlar çalıları yiyorlar, peki çiçekleri de yerler mi?'' diye sordu. ''Önlerine gelen her şeyi yerler. Dikenli çiçekleri de mi?'' ''Evet, dikenli çiçekleri de.'' ''O halde dikenler, Dikenler ne işe yarar? Bunun cevabını bilmiyordum. Uçağın motorunda sıkışıp kalmış bir cıvatayı sökmekle meşguldüm. Uçağın bozulması canımı giderek daha fazla sıkmaya başlamıştı. İçme suyum hızla azalıyordu ve ben durumun daha da kötüleşmesinden korkmaya başlamıştım. Dikenler diyordum. Ne işe yararlar? diye sordu yine. Küçük prens sorduğu sorunun cevabını almadıkça sormaktan vazgeçmiyordu. Bense cıvatayı sökmekle meşguldüm ve aklıma gelen ilk şeyi söyleyiverdim. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçekler onları sırf kızgınlıktan taşırlar. Ah demek öyle. Sonra kısa bir sessizlik oldu ve ardından biraz da kırgın bir sesle ''Sana inanmıyorum. Çiçekler narin yaratıklardır. Saftırlar. Dikenlerinin korkunç olduğunu düşünürler.'' dedi. Cevap vermedim. O sırada kendi kendime şöyle diyordum. Eğer bu civata yerinden çıkmamakta inat ederse onu çekişle çıkaracağım. Ama küçük prens yine araya girdi. Yani sen gerçekten çiçeklerin o dikenleri kızgınlıktan taşıdıklarına mı inanıyorsun? Hayır, hiçbir şeye inanmıyorum ben. Öylesine söyledim. Şu anda önemli bir işim var. Hayretler içinde kalmıştı küçük prens. Önemli bir iş mi? Beni elimde çekeç parmakların motorun yağından simsiyah olmuş bir halde o çirkin şeyin, yani uçağımın üzerine eğilmiş gören küçük dostum, işte şimdi tam da büyükler gibi konuştun, dedi. Kendimden biraz utanmıştım. Her şeyi karıştırıyorsunuz, karma karışık ediyorsunuz dedi sonra. Gerçekten kızmıştı. Altın sarısı buklelerini sağa sola sallayarak kırmızı suratlı bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. Adam hiç çiçek koklamamış, hiç yıldızlara bakmamış, hiç kimseyi sevmemiş. Bütün vaktini şemalar yaparak geçirmiş ve bütün gün önemli işlerim var, önemli işlerim var deyip dururdu. Bundan büyük bir gurur duyardı. Ama o bir insan değil, bir mantar o. Bir ne? Bir mantar? Küçük prens şimdi öfkeden sapsarı kesilmişti. Milyonlarca yıldır çiçeklerin dikenleri var ve milyonlarca yıldır koyunlar çiçekleri yiyorlar. Çiçeklerin hiçbir işlerine yaramayan dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak gereksiz bir şey mi? Çiçekler ve koyunlar arasındaki savaş önemsiz mi? O kırmızı suratlı beyefendinin şemalarından daha ciddi ve daha önemli değil mi bunlar?'' ve evrende başka hiçbir gezegende yetişmediğini bildiğim bir çiçeğim varsa ve küçük bir koyun onu bir sabah ben fark etmeden tek bir ısırıkta yok ederse bu önemsiz bir şey midir? Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Konuşmasını sürdürdü. Eğer bir insan milyonlarca yıldızın arasındaki tek bir gezegende yetişen bir çiçeği severse bu onu mutlu etmeye yetecektir. Çünkü yıldızlara baktığında benim çiçeğim oralarda bir yerlerde diyebilir.'' Ama bu koyun çiçeğini yerse o zaman bütün yıldızlar aniden kararmış gibi gelir ona ve sen bunun önemli olmadığını düşünüyorsun. Daha fazla konuşamamıştı çünkü gözyaşlarına boğulmuştu. Akşam olmuştu. Takımları bir kenara bırakmıştım. Herhalde çekeceğim civatam, susuzluğum ve ölümüm bana şu an olduğundan daha önemsiz gelemezdi. Milyonlarca yıldızın arasında bir gezegende, benim gezegenimde rahatlatmam gereken bir küçük prens vardı. Onu kollarıma aldım ve yavaşça salladım. Çiçeğin için hiçbir tehlike yok. Koyununa bir ağızlık çizeceğim. Çiçeğin için bir çit çizeceğim. Ben ona nasıl ulaşacağımı, onu nasıl rahatlatacağımı bilemiyordum. Bu gözyaşı seli öyle tuhaftı ki. 8. bölüm. Çok geçmeden küçük prensin çiçeğini daha yakından tanıdım. Gezegeninde daima başka çiçekler olmuştu. Ama basit çiçeklerdi bunlar ve sabahleyin ortaya çıkar, akşam olunca gözden kaybolurlardı pek az yer kaplarlardı. Kimseye zararları yoktu. Derken bir gün nereden geldiği bilinmeyen bir tohum diğerlerinden çok farklı bir filiz verdi. Küçük prens önce onu yeni bir tür bağbap sandı. Bu yüzden de büyümesini yakından takip etti. Ama bir süre sonra bitki uzamayı bıraktı ve tomurcuklanmaya başladı. Kocaman bir tomurcuktu bu. Tomurcuğun yeşil zarının altında olağanüstü güzellikte bir çiçeğin gelişmekte olduğunu hissediyordu küçük prens. Çiçek tüm renklerini özenle seçiyor, taç yapraklarını tek tek düzenliyor, kusursuz bir giysi meydana getirmek için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyordu. Gelincikler gibi buruşuk olmak istemiyordu. Onun istediği, güzelliğinin zaferiyle ortaya çıkmaktı. Gerçekten de çok kibirliydi. Bu gizemli hazırlıklar günlerce sürdü. Derken bir sabah, güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya. Bunca sıkı ve özenli çalışmanın ardından önce bir esnedi. Ah, affedersin, henüz tam uyanamadım. Saçım başım darma dağınık." dedi. Ama küçük prens onun güzelliği karşısında duyduğu hayranlığı gizleyemedi. ''Ah ne kadar da güzelsin. Öyleyim değil mi?'' dedi çiçek kibarca. ''Güneşle aynı günde doğdum. Evet pek de mütevazı sayılmazdı doğrusu ama öyle büyüleyiciydi ki. Kahvaltı vaktim geldi sanırım. Acaba ihtiyaçlarımı karşılayabilir misin?'' Küçük prens düşüncesizliğinden ötürü çok utanmış, Hemen koşup bir teneke su getirmişti. Böylece bu kibirli çiçeğin eziyetleri başlamış oluyordu. Örneğin bir gün dört küçük dikenine güvenerek bırak da gelsin şu kaplanlar onların pençelerinden korkmuyorum demişti. Ama benim gezegenimde hiç kaplan yok ki. Üstelik kaplanlar ot yemezler. Ama ben bir ot değilim demişti çiçek tatlı bir sesle. Ah, lütfen bağışta. Kaplanlardan korkmam ama rüzgardan nefret ederim. Benim için bir korunak bulabilir misin acaba? Hava akımı çiçekler için korkunç bir şey olmalı diye düşündü Küçük Prens. Bu çiçek gerçekten de çok karmaşık bir yaratık. Akşama beni can bir korunakla kapatmanı istiyorum. Burası çok soğuk bir yer ve oldukça da rahatsız. Benim geldiğim yerde aniden susmuştu çiçek. Ama artık çok geçti. Geldiğinde sadece bir tohumdu. Başka dünyalar hakkında bir şey bilmesine olanak yoktu. Böyle kolay keşfedilecek bir yalana başlarken yakalandığı için canı sıkılmıştı. Küçük Prens'in kafasını karıştırmak için öksürmeye başladı. "Korunağım nerede?" dedi sonra. "Getirecektim ama benimle konuşuyordun." Küçük Prens'i utandırmak için biraz daha öksürdü çiçek. Ona olan sevgisine ve iyi niyetine rağmen artık Küçük Prens çiçekten şüphelenmeye başlamıştı. Onun anlamsız sözlerini ciddiye almıştı. Sonra da çok mutsuz olmuştu. "Bir gün bana onu hiç dinlememeliydim." dedi. İnsan çiçeklere asla inanmamalı. Sadece onları seyretmeli, koklamalı. Benimkinin kokusu gezegenimin her yerine yayılmıştı. Ama ben onu nasıl mutlu edeceğimi bilemedim. Şu kaplan hikayesi de beni çok öfkelendirmişti. İçini dökmeye devam etti küçük prens. O zamanlar hiçbir şeye aklım vermiyordu. Konuşulanlara değil, yapılanlara önem vermeliydim. O güzel kokusu ve ışıltısı bana iyi gelmişti. Onu hiç terk etmemeliydim. Bana oynadığı oyunlara rağmen yumuşak bir kalbi olduğunu anlamalıydım. Çiçekler çok tutarsız oluyorlar. Ama bak, ben de onu nasıl seveceğimi bilememiştim. O zamanlar çok deneyimsizdim. Oradan kaçabilmek için sanırım vahşi kuşların göç etmelerinden faydalandı küçük prens. O sabah gezegenini bir güzel düzenledi. Aktif yanar dağlarını özenle süpürdü. İki tane aktif yanar dağ vardı. Sabah kahvaltısını bunların üzerinde ısıtırdı. Ayrıca bir de sönmüş yanar dağ vardı. Ama ne olur ne olmaz diye onu da temizledi. Söylediğine göre düzenli olarak süpürüldüklerinde yanar dağlar hafif hafif yanarlarmış, hiç patlama olmazmış. Yanardağ patlamaları da baca yangınlarına benzer, temizlenmezlerse felakete neden olabilirler. Tabii biz dünyamızdaki yanardağları temizlemek için çok fazla küçük kalıyoruz. Bu yüzden de patladıklarında büyük zararlar meydana geliyor. Küçük Prens hiçbir üzüntü hissetmeksizin son baaba filizlerini de söktü. Bir daha hiç geri dönmeyeceğine inanıyordu. Ama o sabah son kez yaptığı bu günlük işler ona öyle güzel gelmişti ki ve nihayet çiçeğini sulayıp korunağını üzerine yerleştirmeye hazırlanırken ağlayacak gibi oldu. ''Elveda.'' dedi çiçeğe. Ama çiçek cevap vermedi. ''Elveda.'' dedi tekrar. Çiçek öksürdü ama üşüdüğü için öksürmemişti bu kez. ''Aptalca davrandım.'' diye fısıldadı sonunda. ''Lütfen beni affet. Mutlu olmaya çalış.'' Oysa Küçük Prens çiçeğin sitem edeceğini sanıyordu. Şaşırmıştı. Elinde çiçeğin korunağı öylece kala kalmıştı orada. Bu davranışına bir anlam veremiyordu. Çiçek, "Seni elbette seviyorum," dedi. "Eğer bunu anlamadıysan suç bende. Ama sen de en az benim kadar aptalca davrandın. Neyse, mutlu ol. O korunağı da bırak elinden. Artık onu istemiyorum." "Ama rüzgar, o kadar da hasta değilim. Gecenin derinliği bana iyi gelecektir. Bir çiçek olduğumu unutma." Ama hayvanlar, ''Eğer kelebekleri görmek istersem, birkaç tırtılla iyi geçinmem gerekecek. Eğer bunu yapmazsam, hiç arkadaşım olmaz. Sen uzaklarda olacaksın. Hayvanlara gelince, onlardan korkmuyorum. Benim de pençelerim var.'' diyerek dört küçük dikenini gösterdi. Sonra da, ''Böyle oyalanma, sinirlerim bozuluyor. Gitmeye karar verdin. O halde git.'' dedi. Ağladığının görülmesini istememişti. Çok gururlu bir çiçekti. Küçük Prens kendisini komşu asteroidlerin arasında buldu. Bu asteroidlerin numaraları 325, 326, 327, 328, 329 ve 330'du. Kendisine bir meşgale bulabilmek ve bilgisini artırmak için sırayla onları ziyaret etmeye karar verdi. İlk asteroidde bir kral yaşıyordu. Mor kumaştan yapılmış giysisiyle tahtında otururken oldukça haşmetli görünüyordu. Küçük prensi görünce, ''Ah, işte halkımın bir üyesi.'' dedi. Beni daha önce hiç görmediği halde kim olduğumu nereden bilebiliyor?" diye düşündü Küçük Prens. Kralların dünyayı çok basit bir gözle algıladıklarını bilmiyordu. Krallara göre bütün insanlar onların emirleri altında bulunan kimselerdi. Biraz daha yakına geldi. "Seni iyice göreyim." dedi kral. Nihayet emir verecek birini bulduğu için oldukça kibirlenmişti. Küçük Prens oturabileceği bir sandalye bulmak için çevresine bakındı ama kralın kürkü bütün gezegeni kaplamıştı. Bu yüzden ayakta kaldı ve yorgun olduğu için de esnedi. Kralın karşısında esnemek görgü kurallarına aykırıdır. Esnemeni yasaklıyorum dedi kral. Ama buna engel olamıyorum dedi Küçük Prens şaşkınlıkla. Uzun bir yoldan geldim ve hiç uyumadım. O halde esnemeni emrediyorum dedi kral. Yıllardır esneyen birini görmedim. İnsanların nasıl esnediğini merak ediyorum. Hadi şimdi yeniden esne. Bu bir emirdir. Küçük prens kıpkırmızı olmuştu. Beni korkutuyorsunuz. Artık esneyebileceğimi sanmıyorum dedi. Demek öyle. O halde arada bir esnemeni. Arada bir de sözünü tamamlayamadı. Çünkü kızgınlıktan öksürmeye başladı. Otoritesine çok önem veriyordu anlaşılan. Emirlerine karşı gelinmesine hiç tahammülü yoktu. Ama aslında iyi bir kraldı. Bu yüzden de emir verirken insaflı davranıyordu. Bir generale Martı'ya dönüşmesini emredersem ve general bu emre uymazsa suç onun değildir. İmkansız bir şeyi yapmasını istediğim için suç benimdir, dedi. Biraz utanarak, oturabilir miyim, dedi küçük prens. Kürkünün eteklerini haşmetle toparlayan kral, oturmana emrediyorum, diye yanıtladı. Ama gezegen bomboştu. Bu kral kimi yönetiyordu? Küçük prens şaşkındı. Efendim dedi. Lütfen size bir soru sormama izin verin. Soru sormana emrediyorum dedi kral çabucak. Efendim, burada kimi yönetiyorsunuz acaba? Her şeyi. Her şeyi mi? Kral eliyle kendi gezegenini, diğer gezegenleri ve yıldızları işaret etti. Hepsini mi diye sordu küçük prens. Hepsini. Anlaşılan kendisi evrensel bir kraldı. Peki yıldızlar emirlerinize boyun eğiyor mu? Elbette. Emirlerimi derhal uygularlar. Karşı gelinmesine tahammül edemem. Bu güç karşısında şaşırmadan edemedi Küçük Prens. Eğer bu güce kendisi sahip olsaydı, sandalyesini bile kıpırdatmadan aynı gün içinde 72 hatta 100 gün batımını birden izlerdi. Terk ettiği küçük gezegenini hatırlayınca birden kendini mutsuz hissetti Küçük Prens. Cesaretini toplayarak kraldan bir ricada bulundu. Gün batımını izlemek isterdim. Lütfen bana bu iyiliği yapın güneşe batmasını emredin. Eğer bir generale kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını veya kendisini bir martıya dönüştürmesini emretseydim ve general emrime uymasaydı suç kimin olurdu? Sizin, kesinlikle. Emirler yerine getirilebilir şeyler olmalıdır. Otoritenin temeli mantıktır. İnsanlara kendilerini denize atmalarına emretmek, bir devrime yol açmak demektir. Ben emirlerime uyulmasını isterim. Buna hakkım var. Çünkü mantıklı emirler veririm. Gün batımı ne olacak? diye sordu küçük prens. Biliyorsunuz sorduğu sorunun yanıtını almadıkça sormaktan asla vazgeçmezdi. Gün batımını izleyeceksin. Bu emri vereceğim. Ama bilimsel yönetmeliklere göre koşulların uygun olacağı zamanı beklemek zorundayım. Peki bu ne zaman olacak? Hmm, yaklaşık 8'e 20 kala civarında. Sen de emirlerime nasıl uyulduğunu görmüş olacaksın. Esnedi küçük prens. Gün batımını beklemek zorunda kaldığı için biraz canı sıkılmıştı. ''Burada yapacak hiçbir şeyim yok. Bu yüzden yoluma devam edeceğim.'' Emredebileceği birini bulmuşken kaçırmak istemeyen kral, ''Gitme, seni bakan yapacağım.'' dedi. ''Ne bakanı?'' ''Eee... Adalet Bakanı.'' ''Ama burada yargılayacak hiç kimse yok ki. Bunu henüz bilmiyoruz. Krallığımı tam olarak gezmiş değilim. Yaşlı olduğum için yürümek beni yoruyor. Arabaya binmek istesem, burada araba için yer yok.'' Ama ben gezegende hiç kimse olmadığını biliyorum dedi küçük prens. Bir yandan da emin olmak için başını eğdi ve gezegenin diğer tarafına göz attı. O halde sen de kendini yargılarsın diye yanıtladı kral. Kendini yargılamak diğer insanları yargılamaktan çok daha zordur. Kendini gerektiği gibi yargılayabilirsen çok adilsin demektir. Eğer kendimi yargılayacaksam bunu her yerde yapabilirim dedi küçük prens. Burada kalmama gerek yok. Hmm dedi kral. Eğer yanılmıyorsam gezegenin bir yerlerinde yaşlı bir fare olacak. Geceleri tıkırtılarını duyuyorum. Onu yargılarsın. Arada bir onu ölüm cezasına çarptırırsın. Böylece hayatı senin ellerinde olur. Ama her seferinde onu affetmelisin. Çünkü yargılayabileceğin tek kişi o. Ben hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmak istemiyorum ve sanırım kendi yoluma devam edeceğim. Olmaz, dedi kral. Küçük prens kararını vermişti ama yaşlı kralı incitmeyi de hiç istemiyordu.'' ''Sayın kralım, eğer emirlerinize derhal uyulmasını istiyorsanız, o halde uygulanabilir emirler vermelisiniz. Örneğin, bir an önce gitmemi emredebilirsiniz. Bence koşullar buna çok uygun.'' Kral hiçbir şey söylemeyince, küçük prens bir an tereddüt etti. Sonra oradan ayrıldı. Kral arkasından ''Seni büyükelçi yapacağım.'' diye seslendi. Ses tonundaki otorite duyulmaya değerdi doğrusu. Küçük prens ''Şu büyükler çok tuhaf'' dedi kendi kendine ve yoluna devam etti. 11. bölüm. Gittiği ikinci gezegende kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Küçük Prens'i görür görmez "Ah, işte bir hayranım!" diye bağırdı. Çünkü bu adama göre diğer insanların hepsi onun hayranıydı. "Günaydın," dedi Küçük Prens. "Şapkanız ne kadar ilginç." "Bu şapka insanları selamlamak için," diye yanıtladı kendini beğenmiş adam. "İnsanlar beni alkışladıklarında şapkamı havaya kaldırırım. Ama ne yazık ki buraya hiç kimse uğramıyor." Adamın söylediklerinden pek bir şey anlamayan küçük prens, ''Gerçekten mi?'' dedi. Kendini beğenmiş adam ona, ''Ellerini çırp.'' dedi. Küçük prens ellerini çırpınca şapkasını büyük bir nezaketle havaya kaldırdı. Küçük prens içinden, ''Burası kralın gezegeninden daha eğlenceli.'' dedi ve ellerini tekrar çırptı. Kendini beğenmiş adam şapkasını havaya kaldırdı yine. Beş dakika boyunca aynı şeyi tekrarladılar. Ama küçük prens oyunun monotonluğundan sıkılmıştı. Peki şapkanızı eğmeniz için ne yapmam gerekiyor diye sordu. Ama kendini beğenmiş adam onun bu sorusunu duymadı. Çünkü övgüden başka hiçbir şeyi işitmezdi. Bana gerçekten çok mu hayransın diye sordu adam. Hayran olmak ne demek? Hayran olmak bir kimsenin o gezegendeki en yakışıklı, en şık giyimli, en zengin ve en akıllı kişi olduğunu düşünmek demektir. Ama bu gezegende sizden başka kimse yok ki Lütfen bana bu iyiliği yap. Yine de bana hayran olduğunu söyle. Size hayranım," dedi Küçük Prens hafifçe omuzlarını silkerek. "Ama bu sizin için neden bu kadar önemli?" Bunu söyledikten sonra yoluna devam etti. İçinden, "Şu büyükler gerçekten de çok tuhaflar," diyordu. 12. bölüm Üçüncü gezegende bir ay yaş yaşıyordu. Bu ziyareti çok kısa sürmüş ama küçük prensi derinden etkilemişti. Ay yaş adam masada sessizce oturuyordu. Masanın üzerinde bir kısmı dolu, bir kısmı boş bir sürü şişe vardı. Küçük prens, burada ne yapıyorsunuz? diye sordu. İçki içiyorum, diye yanıtladı adam kederli bir biçimde. Neden içki içiyorsunuz? Unutmak için. Küçük prens adamın durumuna üzülmüştü. Neyi unutmak için? Utandığımı, diye yanıtladı adam. Yardım etmek isteyen küçük prens, ''Neden utandığınızı?'' dedi. ''İçki içmekten'' diye yanıtladı ve tam bir sessizliğe gömüldü ay yaş adam. Küçük prens yoluna devam etti. Çok şaşkındı. ''Büyükler gerçekten de, gerçekten de çok tuhaflar'' dedi kendi kendine. 13. Bölüm Dördüncü gezegen bir iş adamına aitti. Adam öyle meşguldü ki küçük prens geldiğinde başını kaldırıp bakmadı bile. ''Günaydın'' dedi küçük prens. Sigaranız bitmiş. 3 artı 2 5 eder. 5 artı 5 artı 7 12. 12, 3 daha 15 eder. Günaydın. 15 artı 7 22 eder. 22, 6 daha 28 eder. Onu yakacak vaktim yok. 28, 3 daha 31. Pöh! Hepsi birden 501 milyon 622 bin 731 eder. 501 milyon tane olan nedir? Hı? Sen hala orada mısın? 501 milyon hatırlamıyorum. Çok fazla işim var. Ben önemli bir adamım. Gevezelik edecek vaktim yok benim. 2 5 daha 7 eder. 501 milyon tane olan nedir diye yineledi Küçük Prens. Hayatında bir kez bile sorduğu sorunun cevabını almadan bırakmamıştı. İş adamı başını kaldırdı. Bu gezegendeki 54 yıllık yaşamım boyunca sadece 3 kez rahatsız edildim. İlki 24 yıl önceydi. Nereden geldiğini bilmediğim bir mayıs böceği o çirkin sesiyle tam 4 kez hata yapmama neden olmuştu. İkincisi 11 yıl önce gelen bir romatizma nöbetiydi. Jimnastik yapmaya pek vakit bulamıyorum. Ben önemli bir adamım. Üçüncüsü ise işte şimdi tam ben 501 milyon derken 501 milyon tane olan nedir? İş adamı bu sorudan kurtulamayacağını anlamıştı. Gökyüzünde gördüğün şu küçük nesneler Sinekler mi? Hayır. Parıldayan küçük nesneler. Arılar mı? Yo, hayır. Tembel insanları boş hayallere sürükleyen şu altın renkli küçük şeyler. Ama benim boş hayallere harcayacak vaktim yok. Ben önemli bir adamım. Ah, anladım. Yıldızlardan söz ediyorsunuz. Evet, yıldızlar. Peki 500 milyon yıldızı ne yapıyorsunuz? 500 milyon değil. 501 milyon 622 bin 31 tane. Pekala ne yapıyorsunuz onları? Ne mi yapıyorum? Hiçbir şey. Onlara sahibim. Yıldızlara mı? Evet. Ama karşılaştığım kral da onlara. Kralların hiçbir şeyi yoktur. Onlar sadece yönetirler. Bu çok farklı bir şey. Peki yıldızlara sahip olmak sizin ne işinize yarıyor? Beni zengin yapıyor. Peki zengin olunca ne oluyor? kendi kendine. Bu adamın verdiği cevaplar da Ayyaş adamınkine benziyor dedi küçük prens. Ama yine de birkaç soru daha sordu. İnsan yıldızlara nasıl sahip olabilir ki? Bana aitler. Çünkü bu fikir ilk benden çıktı. Bunu düşünmüş olmak onlara sahip olmak için yeterli bir neden mi? Elbette. Kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda o senindir. Bir fikir ilk senden çıkarsa gider patentini alırsın ve sana ait olur.'' Yıldızlarda benim çünkü benden önce onlara sahip olmayı hiç kimse düşünmedi. Evet, bu mantıklı dedi Küçük Prens. Peki onlarla ne yapıyorsunuz? Onları yönetiyorum. Onları sayıyorum ve tekrar sayıyorum. Beni sonuç ilgilendiriyor. Bu cevap Küçük Prens'i tatmin etmemişti. Eğer ipek bir atkım varsa onu boynuma dolar ve yanımda götürürüm. Bir çiçeğim varsa onu koparır ve yanıma alırım. Ama siz yıldızları koparamazsınız. Evet ama onları bankaya koyabilirim. O ne demek? Yani yıldızlarımın sayısını bir kağıda yazar, kağıdı bir çekmeceye kilitlerim. Hepsi bu mu? Evet, bu yeterli. Ne eğlenceli, diye düşündü küçük prens. Oldukça da şiirsel ama çok gereksiz bir davranış. Küçük prensin önem verdiği şeyler büyüklerinkinden çok farklıydı. Sahip olduğum bir çiçek var ve ben onu her gün sularım, dedi küçük prens. Üç tane yanardağım var, onları da her hafta temizlerim. Sönmüş yanardağı hiç ihmal etmem. Kim bilir belki bir gün o da yanabilir. Bu yaptıklarım sahip olduğum şeyler için yararlıdır. Ama sizin yıldızlara hiçbir yararınız yok. İş adamı konuşmak üzere ağzını açtı ama söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Küçük prens de kendi yoluna devam etti. Büyükler, dedi. Kesinlikle çok tuhaflar. 14. Bölüm Beşinci gezegen çok değişikti. Şimdiye dek gezdiği en küçük gezegendi. Burada ancak bir lamba direğiyle bir lamba yakıcısına yetecek kadar yer vardı. Küçük prens gökyüzünün bir köşesinde, evlerin ve insanların olmadığı bir gezegende lamba direğiyle lamba yakıcısının ne işe yaradığını merak etmişti doğrusu. Yine de kendi kendine şöyle dedi. Evet, belki lamba yakıcısının burada bulunması saçma ama kral kadar kendini beğenmiş adam, iş adamı ve ayyaş adam kadar da saçma değil. En azından yaptığı işin bir anlamı var. Bu sokak lambasını yaktığında sanki evrene yeni bir yıldız doğuyor ya da yeni bir çiçek dünyaya geliyor. Lambayı söndürdüğünde ise çiçek ya da yıldız uykuya dalıyorlar. Bu güzel bir iş ve güzel olduğu için de faydalı bir iş. Gezegene ayak bastığında lamba yakıcısını saygıyla selamladı. "Günaydın efendim, niçin lambanızı söndürdünüz?" "Emirler böyle," diye yanıtladı lamba yakıcısı. "Günaydın. Hangi emirler?" diye sordu küçük prens. Lambayı söndürmemi emreden emirler. İyi akşamlar. Ve lambayı tekrar yaktı. Peki ama onu niçin yeniden yaktınız? Emirler böyle. Anlayamıyorum dedi küçük prens. Anlayacak bir şey yok dedi lamba yakıcısı. Emir emirdir. Günaydın. Ve lambayı söndürdü. Sonra alnını kırmızı kareli bir mendille sildi. Çok yorucu bir mesleğim var benim. Önceler her şey daha iyiydi. Lambayı sabahları söndürür, akşamları yakardım. Böylece günün geri kalan bölümünde dinlenir, geceleri uyuyabilirdim. Yani emirler artık değişti mi? Emirler değişmedi dedi lamba yakıcısı. Sorun da burada zaten. O zamandan beri gezegenin hızı günden güne arttı ve emirler hala değişmedi. Yani? Yani artık gezegenin güneş etrafında dönme süresi bir dakikaya düştü. Ben de lambayı dakikada bir yakıp söndürmek zorundayım. Yaşadığın yerde bir gün sadece bir dakika sürüyor. Bu çok eğlenceli olmalı. Hiç de eğlenceli değil dedi lamba yakıcısı. Seninle konuşmaya başlayalı şimdiden bir ay oldu. Bir ay mı? Evet, 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Lambayı yeniden yaktı. Onu izlerken bu lamba yakıcısını sevmeye başladığını fark etti küçük prens. Görevine ne kadar da bağlıydı. Kendi gezegeninde sandalyesini birkaç adım ilerleterek izlediği gün batımlarını hatırladı birden. Dostuna yardımcı olmak istedi. ''Biliyor musun?'' dedi. ''İstediğin zaman dinlenmeni sağlayacak bir yol biliyorum ben. Bunu hep isterim.'' dedi lamba yakıcısı. ''İnsan hem görevine bağlı hem de tembel olabilir. Tıpkı bu lamba yakıcısı gibi.'' Küçük Prens konuşmasını sürdürdü. ''Gezegenin çok küçük. Neredeyse üç uzun adımda bütün çevresini dolaşabilirsin. Uygun bir hızla yürüdüğünde istediğin kadar güneşte kalabilirsin. Yani dinlenmek istediğinde yürürsün. Böylece gün istediğin kadar uzun sürer. Ama bunun bana pek yararı olacağını sanmıyorum dedi lamba yakıcısı. Hayatta tek istediğim şey uyumak. İşte bu şanssızlık dedi Küçük Prens. Evet şanssızlık. Günaydın ve lambayı tekrar söndürdü. Küçük Prens yolculuğuna devam ederken kendi kendine şöyle diyordu: Belki kral, kendini beğenmiş adam, ay yaş adam ve iş adamı bu lamba yakıcısını küçümserlerdi. Ama içlerinde bana saçma sapan gelmeyen tek kişi o. Belki de sadece kendisini düşünmediği içindir. Onunla arkadaş olabilirdim ama bu gezegen gerçekten de çok küçük. İki kişiye yetecek kadar yer yok burada. Artık küçük prens kendi gezegenini terk ettiği için de ne kadar üzgün olduğunun farkındaydı. Her gün 1440 kez gün batımını izlemek istese bile yine de en iyi gezegen kendi gezegeniydi. 15. Bölüm Altıncı gezegen beşincinin tam on katı büyüklüğündeydi. Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu. ''Hey bakın işte bir kaşif'' diye bağırdı küçük prensi görünce. Masanın başına oturduğunda soluğunun kesildiğini fark etti küçük prens. Uzun bir yoldan geldiği anlaşılıyordu. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu yaşlı adam. Küçük prens onun sorusunu duymaksızın, ''Bu kalın kitap nedir?'' Burada ne yapıyorsunuz?" dedi. "Ben coğrafyacıyım." "Coğrafyacı ne demek?" "Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen kişidir." "Bu gerçekten çok ilginç," dedi Küçük Prens. "Gerçek bir mesleğiniz var." Sonra da coğrafyacının gezegenini çabucak gözden geçirdi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir gezegen görmemişti. "Gezegeniniz çok güzel. Burada hiç okyanus var mı?" Bunu öğrenmeye fırsatım olmadı dedi coğrafyacı. Küçük prens hayal kırıklığına uğramıştı. Peki hiç dağ var mı? Üzgünüm ama bunu da yanıtlayamayacağım. Peki şehirler, nehirler ve çöller? Bunu da bilmiyorum dedi coğrafyacı. Ama siz bir coğrafyacısınız. Elbette ama ben bir kaşif değilim gezegenimde hiç kaşif yok. Şehirlerin, dağların, okyanusların ve çöllerin sayısını öğrenmek coğrafyacının işi değildir. Bir coğrafyacı vaktini etrafta dolaşarak harcamaz. Onun daha önemli işleri vardır. Bürosundan asla ayrılmaz. Ama kaşiflerle görüşür. Onlara sorular sorar ve yaptıkları yolculuklarda neler gördüklerini öğrenir. Bunları not eder. İlgisini çeken bir şeyle karşılaştığında ise kaşifin karakteriyle ilgili bir test yapılmasını ister. Ama neden? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif coğrafyacının kitabının adını lekeler. Çok fazla içki içen bir kaşif de öyle. Ama neden? diye sordu küçük prens. Çünkü sarhoşlar her şeyi çift görürler. Sonuç olarak gerçekte bir tane daha varken coğrafyacı defterine iki tane not eder. Ben böyle birini tanıyorum, dedi küçük prens ondan hiç de iyi bir kaşif olmazdı. Evet, bu mümkündür. Kaşifin karakteri yeterince iyi de olsa yaptığı keşifle ilgili bir araştırma daha istenir. Yani birisi bu keşfi kontrol mü eder? Hayır, bunu yapmak çok zor olurdu. Ama kaşiften yaptığı keşfi kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiğinde oradan birkaç tane taş getirmesi gerekir. Coğrafyacının gözleri aniden parladı. Sen, sen çok uzun bir yoldan geliyorsun. O halde bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatmalısın. Ve coğrafyacı kayıt defterini açarak kaleminin ucunu sivritti. Kaşifin anlatacaklarını önce kurşun kalemle yazmalıydı. Kaşif bunları kanıtladıktan sonra bilgiler mürekkeple yeniden yazılırdı. Bekliyorum dedi coğrafyacı sabırsızlıkla. Şey, benim yaşadığım yer pek ilginç bir yer değil. Çok küçük bir gezegen. Üç tane yanardağım var. İkisi aktif yanardağ. Birisi ise sönmüş durumda. Ama kim bilir belki bir gün o da yanar. Kim bilir dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmeyiz. Neden? O gezegenimdeki en güzel varlıktır. Ama efemeraldir. Efemeral ne demek? Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. Asla eskimezler. Çünkü dağlar yerlerini kolay kolay değiştirmezler. Bir okyanusun sularını boşalttığı nadir görülür anlayacağın biz coğrafyacılar kalıcı şeyleri kaydederiz. Ama sönmüş yanardağlar yeniden harekete geçebilir, dedi küçük prens. Efemeral ne demek? Yanardağın aktif ya da sönmüş olması bizim için fark etmez. Önemli olan onun bir dağ olmasıdır, dedi coğrafyacı. Peki ama efemeral ne demek, dedi sorduğu sorunun yanıtını almadıkça asla vazgeçmeyen küçük prens. Efemeral, kısa ömürlü demektir. Benim çiçeğim kısa ömürlü mü? Elbette. Benim çiçeğim efemeral dedi küçük prens kendi kendine. Ve kendini dünyadaki tehlikelere karşı koruyabilmek için sadece dört tane dikeni var. Ve ben onu orada tek başına bıraktım. İlk kez pişmanlık duymuştu küçük prens. Ama cesaretini yeniden toplayarak şimdi bana nereye gitmemi önerirsiniz diye sordu. Dünyaya dedi coğrafyacı. Çok ünlü bir gezegendir. Ve bir yandan çiçeğini düşünerek yoluna devam etti küçük prens. 16. Bölüm 7. Gezegen Dünya'ydı. Dünya öyle sıradan bir gezegen değildir. Orada 101 tane kral, 7 bin tane coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon ay yaş, 311 milyon kendini beğenmiş vardır. Bir başka deyişle yaklaşık 2 bin milyon tane yetişkin. Dünyanın büyüklüğü hakkında size bir fikir vermek için şunu söyleyebilirim. Elektriğin icadından önce dünyadaki kara parçalarını aydınlatabilmek için tam 462.511 lamba yakıcısına gerek vardı. Bu ordunun görüntüsü müthişti. Tıpkı bir bale grubu gibi hareket ediyorlardı. Sahneye önce Yeni Zelanda'nın ve Avustralya kıtasının lamba yakıcıları çıkardı. Lambalarını yakar, sonra da uyumaya giderlerdi. Ardından Çinli ve Sibiryalı lamba yakıcılar gelirdi. Onlar da lambalarını yakıp sahneden çekilince sıra Rusya'nın ve Hindistan'ın lamba yakıcılarındaydı. Afrikalı ve Avrupalıların ardından Güney Amerikalılar, son olarak da Kuzey Amerikalılar gelirdi sahneye. Bu sıra asla değişmezdi. Hiç hata olmazdı. Muhteşem bir gösteriydi bu. Sadece Kuzey ve Güney Kutbu'nda bulunan iki lamba yakıcısı tembelliğin tadını çıkarabiliyordu. Çünkü yılda yalnızca iki kez çalışıyorlardı. 17. Bölüm İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor. Lamba yakıcıları konusunda anlattıklarım pek de doğru değildi. Gezegenimiz hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Aslında insanlar dünyada pek az yer işgal ederler. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse, 30 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğindeki bir alana kolayca sığabilirler yani Pasifik Okyanusu'ndaki küçücük bir ada bütün insanları kolaylıkla içine alabilir. Ama elbette ki büyükler buna inanmazlar. Kendilerinin çok yer kapladığını düşünürler. Kendilerini Baobab ağaçları kadar önemli sanırlar. Onlara isterseniz kendiniz hesaplayın deseniz buna memnun olurlar. Hemen bir şema çizmeye koyulurlar. Şemalara bayılırlar. Ama siz vaktinizi bu sıkıcı işlerle boşa harcamayın. Ben sizin bana inandığınızı biliyorum.'' Evet, biz yine Küçük Prens'imizin hikayesine dönelim. Küçük Prens dünyaya ayak bastığında hiç kimseyi göremedi. Kumların üzerinde hareket eden uçuk sarı renkli yaratığı görünce yanlış yere geldiğini zannetti. İyi akşamlar dedi kibarca. Kumların üzerinde hareket eden uçuk sarı renkli yaratığı görünce yanlış yere geldiğini zannetti. İyi akşamlar dedi kibarca. İyi akşamlar diye yanıtladı yılan. Hangi gezegendeyim acaba? Dünyadasın. Burası Afrika kıtası. O halde dünyada hiç insan yok. Burası çöl, dedi yılan. Çöllerde insan olmaz. Dünya çok büyük bir gezegendir. Küçük Prens bir taşın üstüne oturdu ve gözlerini gökyüzüne çevirdi. Merak ediyorum dedi. Acaba yıldızlar tek tek yansaydı, o zaman herkes kendi gezegenini tekrar bulur muydu? Bak, benim gezegenim tam üstümüzde. Ama öyle uzakta ki ''Ne kadar güzel bir gezegen'' dedi yılan. ''Neden buraya geldin?'' ''Bir çiçekle bazı sorunlarım oldu'' diye yanıtladı küçük prens. ''Peki insanlar nerede?'' ''İnsan kendisini çölde çok yalnız hissediyor.'' ''İnsanların içinde de öyle hissedersin'' dedi yılan. ''Arada pek fark yoktur.'' Küçük prens onu uzun uzun seyretti. ''Çok tuhaf bir hayvansın sen'' dedi sonunda. ''Bir parmak kadar incesin. Ama ben bir kralın parmağından daha güçlüyümdür'' dedi yılan. Küçük prens güldü pek de güçlü görünmüyorsun. Pençelerin bile yok. Seyahat de edemezsin. Seni bir geminin götürebileceğinden çok daha uzaklara götürebilirim dedi yılan. Sonra da küçük prensin ayak bileğine dolandı. Altın bir bilezik gibi görünüyordu orada. Dokunduğum kişiyi geldiği yere geri gönderirim. Ama sen safsın, masumsun ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens bir şey söylemedi. Senin için üzüldüm. Bu koca dünyada yapayalnız ve zayıfsın. Belki bir gün sana yardım edebilirim. Eğer kendi gezegenine gitmeyi çok istersen sana yardım edebileceğimi sanıyorum. Seni çok iyi anladım dedi küçük prens. Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun? Bu bilmeceleri çözüyorum dedi yılan. Sonra her ikisi de sustu. 18. Bölüm Küçük prens çölde yürüdüğü süre içinde sadece tek bir çiçekle karşılaştı. Bu çiçeğin taç yaprakları çok azdı. Önemsiz bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın diye yanıtladı çiçek. İnsanlar nerede diye sordu küçük prens kibarca. Bu çiçek insanları ömründe sadece bir kez görmüştü. O da çölden geçen bir kervanın içindeki insanlardı. İnsanlar mı? İnsanlarla yıllar önce karşılaşmıştım. Yedi sekiz taneydiler. Ama onların nerede olduklarını kimse bilemez. Rüzgarla birlikte dolaşır dururlar.'' kökleri yoktur insanların, bu yüzden de bir yere bağlanamazlar. Hoşça kal dedi küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek. 19. Bölüm Küçük prens büyük bir dağa tırmandı. Daha önce kendi gezegenindeki üç yanardağın dışında hiç dağ görmemişti. Bu yanardağların boyuysa sadece dizlerine geliyordu. Sönmüş yanardağı tabure olarak kullanırdı. Ona ayaklarını uzatırdı. Kendi kendine bu kadar yüksek bir dağın tepesine tırmanırsam bütün gezegeni ve gezegendeki bütün insanları görebilirim, dedi. Ama görebildiği tek şey diğer dağların sivri dorukları oldu. Günaydın. Günaydın, dedi kibarca. Günaydın, 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 diye yanıtladı yankı. Sen kimsin, diye sordu küçük prens. Sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin, dedi yankı. Arkadaş olalım, ben çok yalnızım dedi bu kez. Ben çok yalnızım, çok yalnızım, çok yalnızım. Ne tuhaf bir gezegen diye düşündü. Her tarafı kuru, her yeri dikenli, tamamen sert ve acımasız. İnsanlardaysa hayal gücü yok. Sadece sizin söylediklerinizi tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı ki her zaman ilk konuşan o olurdu. 20. Bölüm Çölün, kayaların ve karların arasında uzun bir süre yürüyen küçük prensin karşısına sonunda bir yol çıktı. Ve bütün yollar sizi insanlara götürür. Yol boyunca yürümeye devam etti küçük dostumuz. Karşısına bir gül bahçesi çıktı. "Günaydın," dedi güllere. Onlar da "Günaydın" diye karşılık verdiler. Küçük prens onları izledi biraz. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Şaşkınlıkla, "Siz kimsiniz?" diye sordu. Biz gülleriz diye yanıtladı çiçekler. Ah diye haykırdı küçük prens ve birdenbire içine büyük bir üzüntü çöktü. Kendi çiçeğinin evrendeki eşsiz bir tür olduğunu sanıyordu. Öyle demişti çiçek. Ve işte burada küçük bir bahçenin içinde aynı çiçekten tam beş bin tane vardı. Eğer burada olsaydı bana yine sitem ederdi diye düşündü. Sanki ölecekmiş gibi durmadan öksürürdü. Yalanını bu şekilde örtbas etmeye çalışırdı muhakkak ve ben de hasta bakıcılık numarası yapardım. Aksi takdirde gerçekten de ölürdü. Altta kalmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Sonra kendi kendine, eşsiz bir çiçeğim olduğu için kendimi zengin sanmıştım. Oysa o sıradan bir gülmüş sadece. Peki yanar dağlarıma ne demeli? Boyları sadece dizlerime geliyor ve birisi sönmüş durumda. Tüm bunlar beni hiç de önemli bir prens yapmaz. Kendini çimenlerin üstüne bıraktı ve ağlamaya başladı küçük prens. 21. bölüm. İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. "Günaydın," dedi tilki. "Günaydın," dedi Küçük Prens kibarca. Ama etrafına baktığında kimseyi göremedi. "Buradayım. Elma ağacının altında. Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun. Ben bir tilkiyim. Gel, birlikte oynayalım." "Öyle mutsuzum ki," dedi Küçük Prens. "Seninle oynayamam," dedi tilki. "Ben evcil bir hayvan değilim. Buna çok üzüldüm dedi Küçük Prens. Ama biraz düşündükten sonra "Evcil ne demek?" diye sordu. "Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun," dedi tilki. "Kimi arıyorsun?" "İnsanları arıyorum," dedi Küçük Prens. "Peki ama evcil ne demek?" "İnsanlar," dedi tilki, "tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar. Tam bir baş belasıdırlar. Bir de tavuk yetiştirirler. Tüm işleri bundan ibarettir. Sen de mi tavuk arıyorsun?" "Hayır. Ben arkadaş arıyorum. Ama evcil ne demek? Bu pek sık unutulan bir şeydir. Bağ kurmak anlamına gelir. Bağ kurmak mı? Evet, örneğin sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana ihtiyacım da yok. Aynı şekilde ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç duymuyorsun. Ama beni evcilleştirirsen eğer birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için tek ve işsiz olacaksın, ben de senin için. Anlamaya başlıyorum dedi Küçük Prens. Bir çiçek var. Sanırım o beni evcilleştirdi. Olabilir. Dünyada her şey mümkündür dedi tilki. Ama bu çiçek dünyada değil. Tilki şaşırmıştı. Başka bir gezegende mi? Evet. Peki orada avcılar da var mı? Hayır, yok. Bu çok ilginç. Peki ya tavuklar? Hayır, tavuklar da yok. Eh, hiçbir yer mükemmel değildir dedi tilki içini çekerek. Sonra kendini anlatmaya başladı. Yaşamım çok monotondur. Ben tavukları avlarım, avcılar da beni. Bütün tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da öyle. Bu yüzden biraz sıkılıyorum. Ama beni evcilleştirirsen eğer, yaşamıma bir güneş doğmuş olacak. Senin ayak seslerin benim için diğerlerinden farklı olacak. Ayak sesi duyduğum zaman hemen saklanırım. Ama seninkiler bir müzik sesi gibi beni gizlendiğim yerden çıkaracaklar. Şu ikin tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğday benim hiçbir işime yaramaz. Bu yüzden de bu tarlalar bana hiçbir şey hatırlatmazlar. Buna üzülüyorum. Ama sen beni evcilleştirseydin bu harika olurdu. Altın renkli saçların var senin. Ben de altın renkli başakları görünce seni hatırlardım. Ve rüzgarda çıkardıkları sesi severdim.'' Sustu tilki ve Uzun Bir Süre Küçük Prens'i izledi. "Senden rica ediyorum, lütfen beni evcilleştir." dedi. "Elbette," dedi Küçük Prens, "ama pek fazla vaktim yok. Yeni arkadaşlar edinmem ve birçok şeyi anlayabilmem gerekiyor. Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin," dedi tilki. İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi dükkandan hazır alırlar ve arkadaşlar dükkanlarda satılmadığı için de hiç arkadaşları olmaz. Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan evcilleştir beni. Ne yapmam gerekiyor peki? diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olman gerekiyor. Önce çimenlerin üstüne, biraz uzağıma oturmalısın. Ben gözümün ucuyla seni izleyeceğim. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin.'' Sözcükler yanlış anlamalara neden olurlar. Ama her gün biraz daha yakına gelebilirsin. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Her gün aynı saatte gelmelisin dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat dörtte gelirsen ben saat üçte kendimi mutlu hissetmeye başlarım. Zaman ilerledikçe de daha mutlu olurum. Saat dörtte endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun bedelini öğrenirim. Ama günün herhangi bir vaktinde gelirsen seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem. İnsanın gelenekleri olmalıdır. Gelenek nedir? Bu da çok sık unutulan bir şeydir, dedi Tilki. Bir günü diğer günlerden, bir saati diğer saatlerden ayıran şeydir. Örneğin, şu benim avcıların da gelenekleri vardır. Perşembeleri kızlarla dansa giderler. Bu yüzden de perşembe benim için harika bir gündür. Üzüm bağlarına kadar yürüyebilirim ama avcılar dansa herhangi bir gün gitseydi benim için hiçbir günün özelliği olmayacaktı ve asla tatil yapamayacaktım. Böylelikle Küçük Prens tilkiyi evcilleştirdi ve ayrılma vakti geldiğinde "Ah, sanırım ağlayacağım." dedi tilki. "Bu senin hatan." dedi Küçük Prens. "Ben sana zarar vermek istemedim. Seni evcilleştirmemi sen istedin." "Doğru, haklısın." dedi tilki. "Ama ağlayacağını söyledin." "Evet, öyle." O halde bunun sana hiçbir yararı olmadı. Hayır oldu. Buğday tarlalarının rengini gördükçe seni hatırlayacağım. Şimdi git ve güllere bir kez daha bak. O zaman kendi gülünün evrende eşsiz ve tek olduğunu anlayacaksın. Sonra bana veda etmek için buraya geri döndüğünde sana hediye olarak bir sır vereceğim. Küçük Prens güllere bir kez daha bakmaya gitti. Hiçbiriniz benim gülüm gibi değilsiniz. Çünkü henüz hiçbiriniz evcilleşmediniz ve siz de hiç kimseyi evcilleştirmediniz dedi onlara. Siz tıpkı tilkinin benimle karşılaşmadan önceki hali gibisiniz. Dünyadaki binlerce tilkiden yalnızca biriydi o ama ben onunla dost oldum ve şimdi artık o özel bir tilki. Güller bu duyduklarına çok bozuldular. Evet, güzelsiniz ama boşsunuz. Sizin için kimse yaşamını feda etmez. Yoldan geçen herhangi biri benim gülümün de size benzediğini söyleyebilir ama benim gülüm sizin her birinizden çok daha önemlidir çünkü ben onu suladım ve onu camdan bir korunakla korudum önüne bir perde gererek rüzgarın onu üşütmesine engelledim tırtılları onun için öldürdüm ama birkaç tanesini kelebek olmaları için bıraktım onun şikayetlerini ve övünmelerini dinledim ve bazen de suskunluklarına kaplandım çünkü o benim gülüm. Bunları söyledikten sonra tilkinin yanına döndü. Elveda dedi tilki de. Ve işte sırrım. Bu çok basit. İnsan gerçekleri sadece kalbiyle görebilir. En temel şeyi gözler göremez. Temel olan şeyi gözler göremez diye tekrarladı Küçük Prens. Öğrendiğinden emin olmak istiyordu. Senin gülünün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey ona ayırdığın vakittir dedi Küçük Prens. İnsanlar bu en önemli gerçeği unuttular. Ama sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeye karşı her zaman sorumlusun. Gülüne karşı sorumlusun. Gülüme karşı sorumluyum diye tekrarladı Küçük Prens öğrendiğinden emin olmak için. Sonra yoluna devam etti. 22. bölüm. Günaydın. Günaydın diye karşılık verdi demiryolu işaretçisi. Burada ne yapıyorsunuz? Trenlere yol gösteriyorum. Onlara sağa veya sola geçmelerini söylüyorum. Onlar konuşurken parlak ışıklarla donatılmış bir ekspres tren yanlarından uğul diyerek geçti. O geçerken işaret direği sallanmıştı. ''Sanırım çok aceleleri var.'' dedi küçük prens. ''Peki ne arıyorlar?'' ''Bunu makinist bile bilmiyor. O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti.'' ''Peki niçin geri dönüyorlar?'' diye sordu küçük prens. ''Bunlar aynı yolcular değil.'' dedi işaretçi. Bulundukları yeri beğenmiyorlar mı? Hiç kimse bulunduğu yeri beğenmez. Şimdi de parlak ışıklı ekspres trenlerin bir üçüncüsü geçti yanlarından. Bunlar diğer yolcuları mı takip ediyorlar? Hiçbir şeyi takip etmiyorlar dedi işaretçi. Ya uyuyorlardır ya da esniyorlardır. Sadece çocuklar burunlarını pencerelere dayar ve etrafa bakarlar. O halde sadece çocuklar ne aradıklarını biliyor dedi küçük prens. Bezden bir bebeğe bağlanıyorlar ve bu onlar için çok önemli hale geliyor.'' Eğer ellerinden alırsanız ağlamaya başlıyorlar. Bence şanslılar," dedi işaretçi. 23. bölüm. "Günaydın," dedi Küçük Prens. "Günaydın," dedi satıcı. İnsanların susuzluğunu gidermek üzere hazırlanmış tabletler satardı. "Haftada bir kez bu tabletlerden aldınız mı? O hafta hiç susamazdınız. Peki bunları niçin satıyorsunuz? Çünkü bu insanlara çok vakit kazandırıyor." Uzmanlar bunun araştırmasını yaptılar. Haftada tam 53 dakika kazanıyorsun. Peki bu 53 dakikada ne yapıyorlar? Canları ne isterse. Eğer 53 dakikam olsaydı, dedi Küçük Prens, bir su pınarına doğru ağır ağır yürürdüm. 24. bölüm. Satıcının hikayesini dinlediğim sırada 8 gündür çölde bulunuyordum ve elimdeki suyun son damlalarını yudumluyordum. Anılarını dinlemek gerçekten de güzel dedim Küçük Prens'e. Ama henüz uçağımı tamir etmeyi başaramadım. Keşke ben de bir su pınarına doğru ağır ağır yürüyebilseydim. Dostum tilki bana demişti ki, ''Sevgili dostum, bunun tilkiyle hiçbir ilgisi yok ki.'' ''Ama neden?'' ''Çünkü susuzluktan öleceğiz.'' ''İnsanın dostu olması iyidir. Ölecek olsa bile. Ben tilkiyle dost olduğum için çok mutluyum.'' Kendi kendime tehlikenin farkında değil dedim. Ne acıkıyor ne de susuyor. İstediği tek şey biraz gün ışığı.'' Küçük Prens sanki ne düşündüğümü anlamış gibi ben de susadım. Hadi gidip bir kuyu arayalım dedi. Bunun yararsız olduğunu anlatan bir işaret yaptım. Çölün ortasında bir kuyu aramak saçmaydı. Yine de birlikte yürümeye başladık. Hiç konuşmadan saatlerce yürüdük. Karanlık bastırdı. Yıldızlar da tek tek belirmeye başladı. Susuzluğumun etkisiyle yıldızlara bakarken kendimi rüyada gibi hissettim. Küçük Prens'in sözleri zihnimde yankılanmaya başlamıştı. "Demek sen de susadın?" diye sordum ama sorumu yanıtlamadı. Sadece "Su kalbimize faydalıdır." dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım ama bir şey sormadım. Artık ona soru sormanın hiçbir yararı olmadığını gayet iyi biliyordum. Yoruldu ve kumların üzerine oturdu. Ben de yanına oturdum. Kısa bir sessizlikten sonra, "Yıldızlar çok güzel. Çünkü içlerinden birinde şu an göremediğim bir çiçek yaşıyor." dedi. "Elbette." dedim. Sessizce ay ışığının altındaki kum tepeciklerini izledim. Çok güzel, dedi sonra. Gerçekten güzeldi. Çölleri hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğinin üstüne oturursun, hiçbir şey görmezsin, hiçbir şey işitmezsin. Sadece çölün o sessiz, gizemli ışıltısını hissedersin. Çöl çok güzel, dedi Küçük Prens. Çünkü bir yerlerinde bir kuyu gizliyor. Bense çölün o gizemli ışıltısının farkına varmış, şaşırmıştım. Küçük bir çocukken çok eski bir evde otururduk. Burada bir hazinenin gizli olduğunu anlatmışlardı belki de. Ama bu hikaye evimizi büyülü bir ev yapmıştı. Benim evim ruhumun derinliklerinde bir sır saklıyordu. Evet dedim. Ne bir evin, ne yıldızların ne de çölün güzelliğinin nereden geldiği bilinmez. Benimle aynı fikirde olmana çok sevindim dedi Küçük Prens. Uykuya dalınca onu kollarıma aldım ve tekrar yürümeye koyuldum. Çok duygulanmıştım. Sanki elimde çok narin bir hazine taşıyordum. Hatta dünyadaki en narin şeydi bu sanki. Ay ışığında onun solgun alnını, kapalı gözlerini ve rüzgarda titreyen buklelerini seyrettim. Kendi kendime şöyle dedim. Bu gördüklerim sadece bir kılıftan ibaret. En önemli şeyi gözler göremez. Ona bakarken dudakları aralandı ve uykusunda hafifçe gülümsedi. Burada uyuyan şu küçük prensin beni böylesine duygulandırmasının nedeni onun bir çiçeğe olan bağlılığı. Uyurken bile bu çiçeğe olan sevgisi tüm benliğini bir kandil gibi aydınlatıyor. Şimdi daha da narindi sanki. Kandilleri çok dikkatli korumalıyız. Şiddetli bir rüzgar onları söndürebilir. Böylece yürümeye devam ettim ve gün ağarırken kuyuyu buldum. 25. bölüm. İnsanlar dedi Küçük Prens, ne aradıklarını bilmeden hızlı trenlere doluşuyorlar. Endişe ve telaşla aynı yerde dönüp duruyorlar. Bir an durakladıktan sonra ekledi. Çektikleri sıkıntıya değmez bu. Bulduğumuz kuyu Sahara Çölü'nün bilinen kuyularından değildi. Sahara Çölü'ndeki kuyular kumda açılmış çukurlardan ibarettir. Ama bizim bulduğumuz kuyu kasabalardaki kuyulardandı. Oysa etrafta kasaba falan yoktu. Düş gördüğümü sandım. Ne kadar garip dedim Küçük Prens'e. Her şey hazır durumda. Makara, kova, ip hepsi hazır. Güldü. Makarayı çevirmeye koyuldu. Uzun süredir çalışmamaktan paslanmış olan makara inlemeye başladı. Duyuyor musun dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık. O da şarkı söylemeye başladı. Onun yorulmasını istemiyordu. Bana bırak dedim. Senin için fazla ağır. Kovayı ağır ağır çektim ve kuyunun kenarına bıraktım. Kovanın içindeki su hala titriyordu ve makaranın sesini hem kulaklarımda hem de titreyen suda duyabiliyordum. Güneşin titrek ışıltılarını görebiliyordum. Bu sudan içmek istiyorum dedi Küçük Prens. Bana biraz su verir misin? İşte şimdi onun ne aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına dayadım. İçerken gözleri kapalıydı. Bir bayram şekeri kadar tatlıydı bu su. Diğer besinlerin hepsinden farklıydı. Yıldızların altında yapılan bir yürüyüşten, makaranın şarkısından ve kollarımın emeğinden dünyaya gelmişti. Kalbe faydalıydı. Işıltısından, kutlamanın müziğinden, gülümseyen yüzlerin sıcaklığından gelirdi. Senin yaşadığın yerdeki insanlar," dedi Küçük Prens, "bir bahçenin içinde binlerce gül yetiştiriyorlar ve yine de aradıklarını bulamıyorlar." "Doğru, bulamıyorlar," dedim. "Ve aslında aradıkları şeyi tek bir gülde ya da bir avuç suda bulabilirlerdi." "Evet, haklısın," dedim. "Ama gözler göremez. İnsanın kalbiyle bakması gerekir." Suyu içmiştim. Nefesim yerine geldi. Güneş doğarken kumun rengi bal rengine dönüşmüştü. Bu renk çok hoşuma gidiyordu. Peki ama bu hissettiğim acı da neydi? Yumuşak bir sesle, sözünde durmalısın dedi yanıma otururken. Hangi söz? Biliyorsun, koyunuma bir ağızlık yapacağını söylemiştin. Çiçeğime karşı sorumluluğum var. Onu korumalıyım. Ona bir ağızlık çizmek için cebimdeki kağıtları çıkardım. Resimleri görünce gülmeye başladı küçük prens ve Baobab'ların biraz lahanaya benzemiş dedi. Ya! Yeah. Oysa ben Baobab'larımla gurur duymuştum çizdiğin tilki, kulakları sanki biraz boynuza benziyorlar ve çok da uzunlar. Yine gülmeye başladı. Haksızlık ediyorsun küçük prens, dedim. Unutma ki daha önce sadece iki boğa yılanı çizmiştim. Olsun, bunlar yeterli, çocuklar anlayacaktır, dedi. Ben de kurşun kalemle bir ağızlık çizerek ona verdim. Verirken yüreğim sızladı. Benim bilmediğim planlarım var senin. Ama cevap vermedi küçük prens. Onun yerine bana, ''Biliyorsun, yarın dünyaya inişimin yıl dönümü.'' dedi, sonra ekledi. ''Buraya çok yakın bir yere inmiştim.'' Yüzü kızardı ve bir kez daha nedenini bilmediğim bir acı kapladı yüreğimi. Fakat zihnimde bir soru belirmişti. ''Yani sekiz gün önce seninle burada karşılaştığım sabah, insanlardan binlerce kilometre uzakta tek başına dolaşıp durmanın bir nedeni mi vardı? Ait olduğun yere mi dönüyordun?'' Küçük prens yine kızardı. ''Belki de yıl dönümü nedeniyle geldim buraya, ha?'' Yine kızardık küçük prens. Sorularıma cevap vermemişti. Ama yüzünün kızarması evet anlamına gelmez miydi? Ah sevgili dostum, sanırım biraz korkuyorum dedim. Rahatlatıcı bir sesle. Şimdi çalışmalısın. Motorunun yanına gitmelisin. Ben seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam yine gel. Dedi. Ama içim rahatlamamıştı. Tilkiyi hatırladım. İnsan birinin kendisini evcilleştirmesine izin verirken bir parçada ağlamayı göze alıyor demektir. 26. bölüm. Kuyunun yanında eski taş bir duvar yıkıntısı vardı. Ertesi akşam oraya geri döndüğümde uzaktan küçük prensimin bu duvarın üzerinde oturduğunu gördüm. Ayaklarını aşağı sarkıtmıştı. Şöyle diyordu. Unuttun mu? Burası değildi. Biriyle konuştuğu belliydi. Evet evet, tam bugün ama burası doğru yer değil. Ona doğru yürümeyi sürdürdüm ama halen konuştuğu kişiyi ne görebiliyor ne de duyabiliyordum. Küçük Prens bir kez daha cevap verdi. Evet, tabii. Ayak izlerimin nerede başladığını görürsün. Beni orada bekle. Bu gece orada olacağım. Şimdi duvardan sadece 20 metre uzaktaydım ama hala hiçbir şey göremiyordum. Küçük Prens yine konuştu. Zehirin iyi bir zehir midir? Bana çok uzun süre acı çektirmeyeceğinden emin misin? Durdum. Yüreğim sızlıyordu ama hala ne olduğunu anlamamıştım. Şimdi git dedi aşağı ineceğim. Bunun üzerine bakışlarımı aşağı, duvarın dibine çevirdim ve orada gördüğüm şey havaya sıçramama neden oldu. İnsanı birkaç saniye içinde öldürebilecek sarı bir yılan başını küçük prens'e doğru kaldırmış, öylece duruyordu orada. Silahımı almak için elimi cebime götürdüm ve koşmaya başladım. Ama çıkardığım sesi duymuş olacak ki başını indirip kumların üzerinde kaymaya başladığı yılan ve pek de acele etmeden taşların arasında gözden kayboldu. Küçük prensimi tutmak için tam zamanında yetiştim. Onu kollarıma aldığımda yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. Bu ne demek oluyor diye sordum. Neden yılanlarla konuşuyorsun? Boynundaki altın renkli pulları gördüm. Alnını hafifçe ıslattım ve içmesi için ona biraz su verdim. Artık soru sormaya cesaret edemiyordum. Bana ciddi bir ifadeyle baktı ve kollarını boynuma doladı. Kalp atışlarını duyabiliyordum. Sanki tüfekle vurulmuş bir kuşun gittikçe yavaşlayan kalp atışları gibiydi. Bana "Motorundaki arızayı bulmana sevindim. Artık evine gidebilirsin." dedi. "Bunu nereden biliyorsun?" Aslında bu haberi vermeye geliyordum. Çok umutsuz olmama rağmen motoru tamir etmeyi başarmıştım. Sorumu yanıtlamadı. Sadece "Bugün evime dönüyorum." diye fısıldadı. Sonra üzüntüyle ekledi. "Evim çok uzakta. Oraya gitmek çok zor olacak." beklenmedik bir şey olacağını hissedebiliyordum. Onu bir çocuk gibi kollarımda sımsıkı tutuyordum. Ama o sanki ellerimden bir uçuruma doğru kayıyordu ve ben bunu engelleyemiyordum. Bakışları ciddiydi ve uzaklarda kaybolup gidiyordu. ''Bana verdiğin koyun yanımda, kutusu da yanımda ve ağızlığı da.'' dedi. Buruk bir gülümseme yayıldı yüzüne. Uzun bir süre öylece bekledim. Vücut ısısının giderek arttığını hissediyordum. Küçük dostum benim, sen korkmuşsun. Elbette korkmuştu ama yavaşça güldü. Bu gece çok daha fazla korkacağım, dedi. Bir kez daha içimde onarılmaz bir acı duydum. Bu gülüşü bir kez daha duyamayacağımı düşünmek bile istemiyordum. Buna dayanamazdım. Gülüşü çölün ortasında bir su kaynağı gibiydi benim için. Küçük prens, gülüşünü tekrar duymak istiyorum, dedim. Ama o bana, bu gece dünyaya ineli tam bir yıl oluyor, gezegenim geçen yıl dünyaya indiğim yerin tam üstünde olacak bu gece, dedi. Küçük prens, lütfen bunun sadece kötü bir rüya olduğunu söyle bana, dedim. Şu yılan hikayesinin ve gezegenine geri döneceğinin. Ama sorumu yanıtlamadı küçük prens. Onun yerine bana, en önemli şeyi gözler göremez, dedi. Evet, biliyorum. Su için de aynı şey geçerli. Makaranın çıkardığı sesi hatırlıyor musun?'' İşte tam da bu makara ve ip yüzünden bana verdiğin bir yudum su müzik sesi gibi güzeldi. Çok tatlıydı. Evet biliyorum. Geceleri yıldızları izlersin. Benim yaşadığım yerde her şey o kadar küçük ki sana gezegenimi gösterebilmem imkansız. Ama böylesi daha iyi. Çünkü içlerinden birinde benim yaşadığımı bileceksin. Hepsini seveceksin. Hepsi senin dostun olacak ve sana bir hediyem var. Bir kez daha güldü. Ah küçük prens, benim sevgili küçük prensim. Gülüşünü duymak çok güzel. Aslında benim hediyemdi bu. Tıpkı su için olduğu gibi. Anlamıyorum. Yıldızlar başka başka insanlara farklı şeyler ifade ederler. Bazıları için sadece gökyüzünde titreyen ışıklardır. Yolcuları içinse bir rehberdirler. Bilim adamları için fikir kaynağıdırlar. Şu benim iş adamı içinse zenginlik. Ama herkes için sessizdirler. Sen hariç. Ne demek bu? Geceleri gökyüzüne baktığında yıldızlardan birinde benim yaşadığımı ve orada gülüyor olduğumu bileceksin. Bu yüzden sana sanki bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Bütün dünyada yalnızca senin gülen yıldızların olacak. Ve bunu söyledikten sonra yine güldü. Ve üzüntün geçtiğinde, çünkü zaman bütün acıları iyileştirir, beni tanıdığına memnun olacaksın. Daima benim dostum olarak kalacaksın. Benimle birlikte gülmek isteyeceksin. Ve zaman zaman sadece bunun için gidip pencereyi açacaksın. Gökyüzüne bakarken güldüğünü gören arkadaşlarım buna çok şaşıracaklar. Sen de onlara, ah evet yıldızlar beni hep güldürürler diyeceksin. Onlar da senin deli olduğunu düşünecekler. Görüyorsun, sana ne kadar kötü bir oyun oynadım. Ve bir kez daha güldü. Aslında ben sana bir sürü yıldız değil de kahkaha atabilen bir sürü zil vermiş gibi oldum. Yine güldü, sonra ciddileşti. Bu gece, biliyorsun, gelme. Seni bırakmayacağım. Dışarıdan acı çekiyormuşum gibi görünecek, ölüyormuş gibi görüneceğim. Bunu görmeye gelme. Hiçbir işe yaramaz bu. Seni bırakmayacağım dedim. Endişelenmişti. Sana böyle söylememin nedeni biraz da yılan yüzünden. Sana zarar vermemeli. Yılanlar hain yaratıklardır. Zevk için insanı sokabilirler. Seni bırakmayacağım dedim. Sonra birden rahatladı. Yılanlar sadece bir kez zehirleyebilirler, öyle değil mi? dedi. O gece yola çıktığını görmedim. Sessizce ayrılmıştı. Arkasından koşup ona yetiştiğimde hızlı ve kararlı adımlarla yürüdüğünü gördüm. Bana "Ah, buradasın." dedi. Ama sesi hala telaşlıydı. Gelmemeliydin. Üzüleceksin. Öldüğümü sanacaksın ama gerçekte ölmüş olmayacağım. Sustum. Anlaman gerekiyor. Orası çok uzak. Bedenimi oraya götüremem. Bunun için fazla ağır. Hiçbir şey demedim. Boşanmış bir deniz kabuğu gibi kalacağım. Bunda üzülecek bir şey yok. Cevap vermedim. Bir parça cesareti kırılmıştı. Son bir gayretle, biliyorsun, çok güzel olacak. Yıldızlara ben de bakacağım. Bütün yıldızlar paslanmış makaraları olan birer kuyu